Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni kovan aldık. Ne yapacağız? Yeni kovanı aldığımız gibi kullanacak mıyız? Hayır. Yeni kovan aldık. Öncelikle şuraya ayarlı bir giriş aparatı bulacağız. Bunlar açılıp kapanıyor. İstenirse ters çeviriyor, tamamen kapatıyor. Kapatınca da delik olduğu için arı rahatsız olmuyor taşıma esnasında. Bak, görüyor musunuz? Böyle hava deliği oluyor. Taşıma esnasında sıkıntı vermiyor hava deliği olduğu için. Normal şartlarda da böyle kapatıyoruz. Bu özellikle metal olandan almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Plastik olan 1 sene 2 sene içinde eriyip dökülüyor, kırılıyor. Bu işlem bitti. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kovanın altına. Şimdi ben başladım delmeye. Üçlük tığıyla habire deliyoruz buradan. Böyle. Yüzlerce delik açacağım ben buradan. Böylece bu delikleri böylece de bırakmayacağım arkadaşlar. Yapınca gösteririm. Onun da video devamını çekeceğim. Sinek teli zımbalayacağım oraya da. Şimdilik bu aşamayı görün. Sıfır kovan, bak, önüne şey yapıyoruz, giriş aparatı. Altına bir yüzlerce delik açıyoruz. Yok, bulursanız spiralle kesip kocaman sinek teli çakabilirsiniz öyle. Ama bu daha sağlam oluyor. Çünkü bunu sinek telini yırtabiliyor bör böcek. Ama buna zarar veremiyor. Sinek telini yukarıdan zımbaladınız mı içeriden? Böcek girse de burada kalıyor, içine giremiyor. Arkadaşlar, delme işi bitti. Bak, arkayı görüyorsunuz. İçeri gözüküyor. Net bir şekilde yüzlerce delik açtık. Bu nereye açtık? Kovanın şöyle bakın. Ön giriş deliğinin hemen ardına açtık. Şöyle hemen ön giriş deliğinin arkasına böyle yüzlerce delik açıyoruz. Hiçbir şey çakmasanız da buradan böcek geçemez. Üçlük tığ, ama yine de garanti olsun diye saç teli çakacağım ben, ne onun adı? Sinek teli çakacağım ben alttan üstten, bakayım nasıl uygun bulursam. O zaman gösteririm. Şimdi üstten de yapsak iyi olur da. Bak arkadaşlar, şeyden görünümü de bu. Kapı giriş deliği burası. Görüyor musunuz? Giriş deliğin hemen yandan yüzlerce hava deliği. Açabiliyorsanız, spiral varsa komple açın. Bir karış açın ortadan. Tahtayı kenardan tahta bırakacak şekilde. Tahtalar düz olduğu için zarar görebilir. Tertemiz olur. Bu yeni kovan, düdüğüm boyandı. Bugün demirini de attık. Deliğini deldik. Bölmelerde kullanılmaya hazır. Zımbalıyoruz arkadaşlar teli. Şöyle arkaya çift kat yapıyoruz. Şöyle çift kat yapıp zımbaladın mı çok güzel tutuyor. Alttan yapıyorum ben bunu. Siz içeriden de yapabilirsiniz de. İçeriden temiz o yapmak lazım zımbayı. Sonradan çakmak lazım tam girmeyenleri. Şeye değiyorsa. Petek çerçevesine değebilir. Zaten bu telden geçip bu küçük delikten girecek böcek de zor bulur arkadaşlar. Yani girmez. Bu size uzun yıllar gider. Şimdi şuraya geldik. Bak, burayı içe veriyoruz. Böyle yaptık mı? Şimdi şunu katlayalım. Katlayınca daha kuvvetli tutar.
böceğe geçit vermemek. Oldu arkadaşlar. Sinek telimizi çaktık. En az 100-150 tane delik deldik. Ön tarafa girişe yakın. Havalandırması da tamam. Bu kovanımız tertemiz. Kullanılmaya hazır. Arkadaşlar 96 olduğu sayıyor. Girişe herhalde 200 tane olacak. Göstereyim size. Şöyle bak. Üçlük teyine böyle deliyoruz arkadaşlar. Bu hayati önemli kovanda. Hazır kovanlar böyle geliyor. Hazır kovanlar böyle geliyor arkadaşlar. Altını da delmiyorsunuz. Yoğun nüfus olursa kışı geçiremez o arı. Ne kadar çok nüfusu var o kadar zararlı olur. Çünkü karbon veriyorlar. Oksijen yetişmiyor. Ondan sonra da arılar sönüyor. Küf tutuyor. Ama bu delik olursa oksijen akışı sürekli olur. Küf tutmaz. Arı zaten iki yaş duyuyor ki burayı propolisle kapatmıyor. Yani benim daha önceki tecrübelerim kovanlarımı hiç propolisle kapatmıyor bu delikler arı. Bu delikler devamlı açık duruyor. Şimdi bunun üzerine telik zımbaladım mı? Evet, temiz dur. Yani en az 200 tane delik var arkadaşlar burada. Öyle söyleyeyim. 200 tane delik geliyorsunuz böyle giriş, bak giriş tahta deliğinin önünde, giriş tahtasının hemen ilk tahtaya yapıyoruz bunu. 3 tane tahta var ya tabanlı. Ha bunu siz bulursanız spiral şu tahtaya zarar vermeden ortadan böyle kesip şöyle bir karış ortadan kesip kare şeklinde bomboş buraya da tel çakabilirsiniz. Ama teli ola ki kışın hayvanlar fareler falan kemirebiliyor teli, ama buna hiçbir zarar veremezler. Buradan bör böcek de giremez. Çok küçük üçlükse en garantilisi bu. Bundan böcek möcek giremez. Üstelik teli de çakacağız. Böcek girme riski sıfır. Gördünüz mü arkadaşlar? Süper oldu. Şimdi bunun telini de hazırlayalım. Teli böyle iki kat ediyorum arkadaşlar kenarlarını. Zımbayı vuruyorum. Buradan böcek möcek giremez. Zaten küçük delikler giremez. Bu teli açsa bile delikten giremez. Yani işimiz sağlam ve garanti oluyor. Şurayı da ikiye katlayalım. Şurayı şöyle bir katlayalım. Yok, katlayamadık buraya. Neyse. Böyle bir olsun arkadaş. Şu tane delik kaldı da şey kapatamadı fazla kamera çekerken. Ayarlayamadık. Oraya bir şey daha vurayım. Üzerine bir kat tel daha çakıyorum arkadaşlar. Tel tam gelmediği için. Ama tertemiz oldu.
Buradan böcek geçmesi imkansız oldu. Delikler de güzel. Puan kullanıma hazır arkadaşlar. Tertemiz oldu. Gördünüz mü? 200 tane delik açtık üçlük tığıyla. Üzerine telini de çaktık. İçeriden görünümü de şu. Tertemiz. Havalandırması süper oldu. Üçüncü kovanı da deliyoruz arkadaşlar. Bu da üçüncü kovan arkadaşlar. Birinci tahta kısa olduğu için ikinci tahtayı da deliyorum bunda. En az 200 tane delik deliyorum arkadaşlar. Arı dünyanın en hassas canlısı arkadaşlar. Arı dünyanın en hassas canlısı arkadaşlar. Arıyı hayatta tutmak çok zor. Onun için püf noktalarını bilmelisin. Arıyı hayatta tutman, sağlıklı tutman. Arıyı sağlıklı tutarsan arı sana çalışır. Bol bal getirir. Ama arıyı bilemezsen sağlıklı durmasını, ufak bir hatanda bir haftada kovanın söner gider. Bu kışın için hayati şu delikler var ya. Bu delikler kış için hayati önem taşır. Yazın da önemli de kışın bu delik olmazsa 8-10 çerçevelik bir kuvvetli arı kendi karbon çıkardığı karbondan, nemden, rutubetten ölür. Söner. O yüzden kış havalandırması şart. Altı böyle bir karıştan fazla açık olacak kovanın. Bak bunda 200 tane delik var en az. 200'ün üzerinde. Bu deliklerden böcek geçemez. 3 milimlik tığ. Yine de şey çakıyoruz. Sinek teli sapa sağlam oluyor. Bu kadar yeter. İçine bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar deliklerini? Bu deliği kendi kapatmıyor. İhtiyacı olmasa propolisini kapatır ama kapatmıyor. Demek ki ihtiyacı var, biliyor hayvan.